Evet, Günhan'ın Galaksi Rehberi devam ediyor. Programın bu... Etmiyor mu? Programın bu bölümünde Varna'yı tanıtıyor Günhan Hanım. Kendisi uzun yıllar bu işi yaptığı için, çok ünlü ve popüler olduğu için kendine ek asistan gezi programcısı tuttu. Şimdi hiç Allah aşkına yorma kendini. Günhan'ın Galaksi Rehberi'nde bu bölüm... Merhaba, ben sarılacağım, ben sarılacağım. Yani iki gezgin herhalde anca böyle bir yerde karşılaşır. Şimdi şöyle bir şey var. Ben bir havalı giriş yapayım şey, dedim programa. Ya, şakamız içindi. Evet. Yoksa kendisi Gülhan, ben heyecanımı mazur görün. 100. bölümü bitirdik geçen sezon. Ben şöyle bir tasarı yapmıştım. Kanala da arkadaşlarıma sundum. Ya dedim Ayhan abi, işte Ayhan Sıçımoğlu, Gülhan'ı bulsak, Çağatay yolda arkadaşım, ben... Değişik bir şey yapsak, bir yere gitsek ya da gidilmiş olsa, bilmiyorum. Sadece aklıma geldi. Hep beraber hep böyle bir şey olur mu? Sonra bana şey dediler, ya televizyon dünyası öyle şeyler istemez. O senin kuyunu kazar, bu senin uçurumdan iter, bilmem ne diye beni... Dediler, ben atladım Varna'ya geldim. Atladım Varna'ya geldim. İşte değilmiş, gördünüz. Duy bunları televizyon dünyası. Sen Şunlu olarak bildiğimiz şeyden, evet. Bulgaristan'dansın. Evet, Bulgaristan Şunlu doğumluyum. Evet, 89'daki göçte Türkiye'ye gittik biz. Şimdi de Şunlu'da biraz böyle idari işlerimiz vardı. Evet. Pasaportumun süresi bitti, yok işte buradaki hani kimlik kartımın süresi bitti, onlarla uğraşıyorduk. Hadi dedik bugünümüz boş, Varna'ya gidelim. Çok gezentiyle buluşalım. Ah! Evet. Önce hemen ilgilenenler bilenler için söyleyelim. Kaç yıldır program yapmıyorsun? Kaç yıldır yapmıyorum? İki senedir yapmıyorum. Evet, çünkü bebişkom var. Evet. Küçücük minicik şu anda 9 aylık bebeğim var. Ondan önce de hamilelik süreci. Hamilelik sürecinden önce de hamile olmayı olmayı düşünme süreci. Tamam Günhan, şöyle bir şey diyeceğim. Yapma. İki sene diyorsun. Tamam yapma. Ben yapıyorum, hadi şey yapma. Artık sen artık yapma. Sana artık tamam. Transfer şeyi gelir, beni unuturlar falan. Ya inanılmaz. Bulgaristan'ı biz geçen 2 sene önce Sofya bölümü ve Plovdiv, bayıldım Plovdiv'e, evet, Silivaya bayıldım. Evet, çok güzeldi. Çekmiştik. Şimdi Varna'yı geziyoruz. Varna'yı da çok beğendim. Bence de. Çok Avrupa'yı bir tarzı var değil mi yani? Avrupa'yı tarzı ucuzu Bulgaristan'da. Evet. Önereceğin şeyler neler? Yani zaten neden Avrupa'yı deyince tuhaf oldu. Yani sonuçta Bulgaristan da Avrupa Birliği'nde ama yani işte şehrin dokusu çok daha farklı diğer evet. Şehirlerine göre. Evet, Varna ve Plovdiv'i ben ikisini bir tutuyorum. Evet. Renkli, gezmek için böyle güneşli, deniz kenarlı. Odessa gibi. Biraz şeyin Odessa'sına benziyorum. Ukrayna'nın Odessa'sı. Bulgaristan'ın burası böyle işte Antalya'sı gibi. Yani hem denize gideceksen Varna'ya gidiyorsun. Son olarak şeyi sorayım. Normal profesyonel hayatın için, geziyle gelen ve bugüne devam eden hayatın için bir şeyler yapıyorsun galiba. Derken hiçbir şey anlamadım cümleden. Ne dedi? Sen eş olarak... Hemen ben. Diyor ki, şimdi çocuk doğdu. Dedi, bir şey dedi. Çocuk diyor, doğdu diyor. Onu büyütüyorsun diyor. Evet. Yani o sırada diyor, işi diyor, ara veriyorsun ama bir şeyler de yapıyor musun iş için diyor. Sanki özel tur gibi, gezme gibi bir şeyler yapıyordun. You know? Understand. Burak kötü televizyoncu. Burak kötü, şöyle, Gülhan iyi. Burak şöyle. Gülhan böyle. Yapıyordun galiba seyahat. Evet. Arada şöyle özel turlar düzenliyorum. Beni böyle çok özleyenlerim var benim. Yani bilmiyorum. Var yani. Yok ben hala ekranda olduğum için özleyenlerim yok. Ooo! vurdu gol oldu. Sosyal medyadan da buluyorlar seni. Özleyenler oluyor. Benim sosyal medyamdan ulaşıyorlar. Bazen böyle bir tur düzenliyoruz. İşte katılımı açık. Onlar devam birlikte ediyor, değil mi? Evet. Normal rehber oluyor. Her şey oluyor. Ama evet. Ben de anılarımı anlatıyorum işte. Harika. Beraber işte zaman geçiriyoruz. Hı-hı. Yani hani sohbet ediyoruz. Öyle güzel turlar oluyor. Onlara da bebek dolayısıyla biraz ara verdim. Ona da ara verdim. Yine başlayacağım. Tamam. Aralık itibariyle. Lütfen başla. İnşallah başlarsın. Çünkü senin gibi bilgisi, görgüsü, kültürü olan ve bu işi gönülden yapan insanların olması devam etmesi gerekiyor. Televizyon şey yapma, onu ben hallederim. Sen turla.
Kendisi benden ünlü görüyorsanız. Oysa ben güneş gözlüksüz ve normal. Aşk olsun. Bana da hep derler. Kızım kapatayım kısmetini, gömeyim de bir daha program yapamam. Bir sizi çok seviyorum, bir de işte Burak'ı istiyorum, çok ay, güzel ay, çok, of of ne kadar güzel şeyler. Ne izleyeceğim? Yani beni seviyorsan sev yani, ekstradan ne gerek var başka bölümde? Çok güzel dedim, bir başka bölümünde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.